İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Cahuk ilçesi. Azerbaycan, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'nden besleyen tek elektrik hattının kaza mahallinde tamirat çalışmalarına izin vermiyor. İsviçre Senatosu Komitesi, Yerevan ile Stepanakert arasında hava bağlantısı düzenlenmesi için hükümete başvuracak. 2023'ün en iyi seyahat destinasyonları. Ermenistan Cumhuriyeti Forbes sıralama listesinde. 12 Ocak 1951'de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşme yürürlüğe girdi. Antep Ermenileri. Eski Yerevan'ın müzik hayatı. Nahçıvan'ın Cahuk ilçesi 1. 4. yüzyıllarda Arşakuni Krallığı altındaydı ve daha sonra 10. yüzyıldan itibaren İdari olarak Sünik Prensi Sımpat'ın kontrolü altına girdi. Cahuk, Nahçıvan'ın diğer ilçeleri gibi çoğu şu anda harabe halinde olan tarihi ve mimari anıtlar açısından zengin bir köşedir. Cahuk'un tarihi yerleşim yerleri çoğunlukla dağların kucağında ve nehir kenarlarındaki ovalarda bulunur. Tarihi Nahçıvan Nehri ilçenin merkezinden geçmektedir. 16. 18. yüzyıllarda Cahuk iki bölgeye ayrıldı. Cahuk ve Şahapunik. Şahapunik kısmı bazen ayrı bir ilçe olarak kabul edildi. Nahçıvan'ın diğer yerleşim yerleri gibi Cahuk ilçesi de yıkımdan kurtulamadı. Yine de ilçenin ruhani merkezleri ve mimari anıtları vatan değerleri olarak 12. 18. yüzyıllarda Sünik ve Bayot Zor prensleri tarafından veya onların himayesinde özenle restore edilmiş yeni anıtlar ve yerleşim yerleri kurulmuştur. Nahçıvan bölgesinde 20. yüzyıldan beri işgalci Azerbaycan beyaz soykırım politikası yürüttü. Batı Ermenistan ayrıntılı deliller topladı ve bu eylemlere karşı uluslararası mahkemelerde dava açtı. Artsakh'ın operasyonel karargahı tarafından Armenpress'in sorusuna yanıt olarak verilen bilgiye göre Azerbaycan, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'nden besleyen tek yüksek gerilim hattının arızalı bölümünde arızanın giderilmesi için çalışmaların yapılmasına izin vermiyor. Daha önce Artsakh Bilgi Merkezi 9 Ocak saat 14.35'te Artsakh'ı Sünik bölgesinden besleyen tek yüksek gerilim hattında Goris Stepanakert yolunun 33. kilometresinde bir kaza meydana geldiğini bildirdi. Ekipman tarafından kaydedilen verilere göre arıza Ahavno-Bertzor bölgesinde kaydedildi. Cumhuriyete elektriğin uygun kısıtlamalarla yerel üretim istasyonları aracılığıyla sağlanmasına karar verildi. Belirtilen duruma bağlı olarak 10 Ocak'tan bu yana Artsakh Energo Anonim Şirketi'nin web sitesinde düzenli olarak bildirildiğine göre Cumhuriyet'te elektrik kesintileri uygulanmaktadır. Batı Ermenistan bu insani krizin nedeninin Ermenistan Devleti'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırgan Azerbaycan'ın zarar gören elektrik hattının geçtiği Bertzor ve Ahavno'yu ilhak etmesinden de kaynaklandığını belirtiyor. İsviçre Konfederasyonu Federal Meclisi Kantonlar Konseyi, Üst Meclis, Senato, Dışişleri Komitesi, insani durum ve uluslararası hukuk ihlallerinden endişe duyarak ve 12 Aralık 2022'den bu yana Bertzor yolunun abluka altına alınmasının yol açtığı uluslararası hukuk ihlallerini kınadığını bildirerek İsviçre hükümetine bir mektup göndermeye karar verdi. Armenpress tarafından aktarılan habere göre komisyon, hükümetten bir yandan ablukanın kaldırılması ve düşmanlıkların durdurulmasını sağlanmasını, diğer yandan Yerevan ve Stepanakert arasında bir insani hava köprüsünün organizasyonu için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde harekete geçmesini talep ediyor. Prestijli Forbes dergisi 2023'te Ermenistan Cumhuriyeti'nin de yer aldığı en ilginç seyahat destinasyonlarının bir listesini derledi. Listeyi hazırlayan Caroline Lupini, Ermenistan Cumhuriyeti tarihi ve kültür açısından zengin, güzel bir ülke. Burada dağlar, Sevan Gölü, antik mimari anıtları olan Garni Tapınağı ve Hakbat Manastırı gibi birçok harika manzaralar var. Buraları UNESCO'nun tarihi ve kültürel mirası listesine dahil edilmiştir, diye yazıyor.
yürüyüş tutkunlarının Ermenistan Cumhuriyeti'nden geçen 861 kilometrelik Transkafkasya parkurunu kullanabileceğini belirtiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir dizi taze ot ve baharatın kullanıldığı lezzetli mutfağıyla da ünlü olduğu vurgulanıyor. Ermeni kültürü ve mimarisine hayran olmak için her yıl birkaç milyon turist Batı Ermenistan'ı ziyaret ediyor. Maalesef bugün Türk işgalci liderliği bölgemizde Ermeni izlerini silmeye çalışarak bilinçli olarak beyaz soykırım sürdürmektedir. Yahudi asıllı Polonyalı hukukçu Rafael Lemkin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 12 Ocak 1951'de yürürlüğe giren soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşmenin geliştirilmesinde ve kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Lemkin, 1945-1946 yıllarında Alman savaş suçlularının Nürnberg davasında Amerika Birleşik Devletleri savcısının danışmanıydı. Bu dava soykırım sözleşmesinin kabul edilmesini uyandırdı ve gelişimini hızlandırdı. İsrailli araştırmacı Profesör Aaron Yair, soykırım terimini yaratan Rafael Lemkin'in Ermenilere yönelik 1915 soykırımı Armenosit'e atıfta bulunduğunu belirtiyor. Bu terim Nürnberg mahkemelerinin taslak versiyonlarında bulundu ancak son versiyonda yerini insanlığa karşı suçlar ifadesi aldı. Sözleşme, soykırımı eylemlerin ölçeğine veya kurban sayısına göre değil, o olgunun özüne ve amaçlarına göre tanımlar. Sözleşmeye göre soykırımın veya herhangi bir eylemin failleri siyasi ve sosyal faaliyetlerine ve resmi konumlarına bakılmaksızın cezalandırılmalıdır. Sözleşme, soykırım suçu durumunda zaman aşımı kabul etmemektedir. 1915-1923'te Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sırasında sözleşmenin tüm 5 maddesinde belirtilen eylemlerin gerçekleştiğine dikkat edilmelidir. Tarihçi Ümit Kurt, Antep Ermenileri bir Osmanlı vilayetinde soykırım ekonomisi adlı kitabı hakkında şöyle yazıyor. Aintab'taki köklerimiz zengin kültürlerini, vatanseverliklerini ve tarihlerini yanlarında getiren Kilikya'dan gelen akrabalarımın hikayeleriyle derinden bağlantılıdır. Tarihçi, Aintab Ermeni cemaatinin kısa bir tarihiyle başlar. Aintab, Antep'te ekonomik hayatın zenginleşmesi Ermeni nüfusunun artmasına katkıda bulunmuştur. 19. yüzyılda Aintab Ermenileri ekonomik ve ticari faaliyetler açısından Müslüman Türk toplumunun ilerisindeydiler. Ziraat işlerinin çoğu Ermeniler tarafından kontrol ediliyordu. Aintab'da Ermeni orta sınıfının büyümesi Türkler tarafından bir tehdit olarak görülüyordu. Bu faktör soykırımın yaratılmasında ve Ermeni mallarına el konulmasında belirleyici bir rol oynadı. Tarihçi Kurt'un kitabı, soykırım Armenosit sırasında müsaadere, tasfiye ve yağmanın bölgede nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Ermeni, Türk ve Batı kaynaklarını kullanarak Aintab'daki Ermeni taşınır ve taşınmaz mallarının tasfiyesini somut bir şekilde analiz ediyor ve belgeliyor. Ermeni başkentinin devrinin Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'in ekonomik temeli olduğunu iddia ediyor. Mayıs 1915'te Osmanlı İmparatorluğu Ermeni mallarına el koymayı amaçlayan terk edilmiş mal kanunları gibi bir dizi kanun ve yönetmelik çıkardı. Daha sonra Müslüman göçmenler ve aşiretler Aintab'da dahil olmak üzere boşaltılan Ermeni köylerine yerleşti. Dünyanın en eski milletlerinden biri olan ve zengin tarihi ve kültürel geleneklere sahip Ermeniler, eski zamanlardan beri şarkı ve müzik yaratmışlardır. Yerevan'da yapılan kazılarda bulunan en eski aletler M.Ö. 2000 yılında yaygın olan ve ritüeller ve askeri yürüyüşler sırasında kullanılan bronz zillerdi. Eski Yerevan'da müziğin tek temsilcisi zurnacılar ve aşıklardı. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Yerevan'daki zurnacıların sayısı 12'ye ulaştı. Öğretmen okulu, Gayanyan Kız Okulu ve Hripsimyan Lisesi'nde öğrenci koroları vardı. Parklarda orkestralar çalıyordu. Dans konserleri de düzenleniyordu.
Besteci Armen Dikranyan'ın Anuşatlı Operası müzik hayatının en büyük olaylarından biriydi. Gomidas'ın yönettiği koronun konseri de aynı şekilde müzik hayatının önemli olaylarından biriydi. 1906'da Tiflis'te verdiği başarılı bir konserin ardından koro Yerevan'a geldi. Konser Can Polatyan Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Bu Ermeni halk müziğinin büyük zaferiydi. Konserden önce Gomidas, Ermeni müziğinin zenginliği ve özellikleri hakkında kısa ve anlamlı bir konuşmada bulunmuştu. Konser hem müzik performansı hem de şarkı söylemesiyle yine Gomidas ile sona erdi. 1921'de Yerevan'da Romanos Melikyan'ın girişimiyle müzik stüdyosu kuruldu. 1923'te konservatuara dönüştürüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1712-1795 yılları arasında yaşamış olan Aşuh Sayatnova'nın Rafi Hovanisyan tarafından seslendirilen Aşharımız İm Duis adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.